Gençler, merhabalar yeniden. Gördüğünüz gibi yanıt yayınları kurumsal deneme TYT denemesi 3A. 3A gördüğünüz gibi burada yanıt yayınları 3A. Kimya soru çözümleri. Peki, hadi bakalım. 8. soru biliyorsunuz Fendeki kimya sorumuz. Siyanür, amonyum ve hidronyum iyonlarına ait hangileri arasında siyanür büyüktür, amonyum ve su eşittir ilişkisi vardır? Toplam nükleon sayısı demiş. Yani proton nötron sayısı. Karbon için 12, azot için 14, 12 14 26 yapar. Amonyum için 14, hidrojen için 1, 4 tane olduğu için 18 yapar. Oksijen için 16, 3 de burada gelir, 19. Birincisi olmaz arkadaşlar. Toplam elektron sayısı demiş. Karbondan kaç elektron geliyor buradan? 6. Azottan da 7 geldi. 6, 7, 13. Bir tane de eksi 1 almış, 14. Diğerlerine bakalım. 7, 4 daha, 11. Birini çık, 10. Buraya geldik. 8, 3 daha, 11. Bir tanesini çık çünkü artı yüklü, 10. O zaman 14 büyüktür, 10, 10 eşittir. Bu oldu. Aradığımız oldu. Toplam proton sayısı elektron sayısıyla aynı şeydir zaten. Bu da olur arkadaşlar. Demek ki 2 ve 3. Pekala. Hemen 9. soruya geliyoruz. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? Arkadaşlar, metal katyonlarının Lewis yapısında elektron gösterimi olmaz. Doğrudur. Sadece yükü belirtilir. Oksijen A metallerde olur. 2, 4, 6, 8, eksi 2 yük, doğru. Karbon artı 4, eksi 4. Yani toplam 8 elektron olacak. 2, 4, 6, 8. Doğru. Sodyuma bakın elektron koymuş. Olmaz. Sodyum artı 1 demesi lazımdı. Geldik 10. soruya. Şimdi X sıvısı ile Y sıvısı, bakın sıvı yükseklikleri aynı, dış basınç aynı. Bir süre sonra ne olmuş? X sıvısı daha çok azalmış. Şimdi zaten vermiş. Buna göre saf sıvıların durumu şekilde verilmiş. Hangilerinde diyor, X ve Y sıvılarına ait niceliklerinden hangileri X sıvısı için daha büyük olması beklenir? Viskozite. Arkadaşlar, sıvıların kaynama noktasıyla ilişkili, moleküller arası çekimle ilgili. Viskozite de moleküller arası çekimdir. Burada kimin büyüktür? Y'nin daha büyüktür. Çünkü Y'nin miktarı fazla. X çok uçmuş gitmiş. O zaman X'in kaynama noktası düşük. O zaman X'in viskozitesi Y'den küçüktür. Olamaz. Buharlaşma hızı olur. Çok hızlı buharlaştığı için azalmış. Kaynama sıcaklığı olmaz. Moleküller arası çekim olmaz. Bunlar birbirini teyit eden ifadeler. Öyleyse yalnız 2. Şimdi kalsiyum karbonat, kireç taşı hangilerinin yapısında bulunmaz? Travertenler, işte Pamukkale'deki kirecin ta kendisi vardır. Salyangoz kabuğu da kireçten oluşmuştur arkadaşlar. Ama ampullerin içerisinde, ampul telleri tungsten denen bir maddeden, metalden oluşur. Olmaz. Öyleyse 3. de kireç taşı bulunmaz arkadaşlar. Şimdi saf suya sodyum bromür eklenmiş bir ATM'de ve çözeltisi elde edilmiş. Şimdi ne diyor? 1 litre saf suya bir miktar sodyum bromür ilave edilerek çözünme sağlanıyor. Hangileri aynı şartlarda saf suya göre daha yüksektir? Yoğunluk yüksektir. Sulu çözelti. Kaynama noktası yükseldi ama donma noktası olmaz. Donma noktası düşer arkadaşlar. Onun için 1 ve 2. Şimdi genel kültür sorusu gibi bir şey. Saç jölesiyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Saça şekil vermek amacıyla kullanılan sentetik kozmetiklerdir. Evet, yapay çünkü. Yapılarında zararlı kimyasal vardır. Biz ne diyoruz gençler? Jöle sürmeyin diyoruz. Aşırı kullanımı saç dökülmesine neden olabilir. Evet, üçü de doğrudur. Şimdi X atomunun XA iyonuna dönüşümü. Ne olabilir? Elektron vermiş de olabilir, almış da. Şimdi bize açıklayıcı bilgi geliyor bakın. Sırasında elektron başına düşen çekim kuvveti azalmış. Demek ki elektron almış, çap büyümüş. Öyleyse bu dönüşümle ilgili hangileri doğrudur diyor.
Atom yarıçapı azalmıştır. Hayır efendim, artmıştır. Elektron almış. Kimyasal fiziksel özellikler. Elektron alışverişleri sırasında kesinlikle hem fiziksel hem kimyasal olaylar değişir. Doğrudur. Özellikler değişir. Anyona dönüşmüştür. Doğrudur. Çünkü elektron almış. 2 ve 3. Evet arkadaşlar, bir başka seferde görüşmek üzere.